Evet çocuklar, tekrar merhaba. Tekrar size sağlıklı günler diliyorum. Bugün matematik dersimizde konumuz geometrik şekiller. Şimdi şöyle çevremize baktığımızda değişik şekilde maddeler görüyoruz. Örneğin tahtamız, örneğin bilgisayarımız, örneğin Atatürk köşemiz, örneğin nasıl söyleyeyim, alttaki harfleri belirten şekiller. Biz bunların hepsine geometrik şekiller diyoruz. Bu şekiller hepsinin değişik bir takım görüntüleri var. Örneğin şuraya gelebilirsek, bakın burada da bir değişik bir şeklimiz var. Burada değişik bir şeklimiz var. Burada farklı, burada farklı, burada farklı. Biz şimdi bunların hepsine geometrik şekiller diyoruz. Bu konumuz yeni konu çünkü. Geometrik şekiller diyoruz. Şimdi buradan şöyle bir örnek olarak bakalım. Bakın burada çok değişik şekiller var. Bu şekillerin çoğu isimlerini kenarlarının ve köşelerinin sayısına göre almaktalar. Bunu bakın burada da yine değişik şekillerimiz var. Bunlar kitaplarımızda yok. Kitaplarımızda biraz sonra geçeceğiz. Burada da aynı şekilde. Bakın burada yine değişik şekillerimiz var. Birazdan bu şekillerimizin özellikleri ve isimleri konusunda konuya devam edeceğim. Bakın burada yine çeşitli şekillerimiz var. Bunları şöyle geçtikten sonra buradan yeni bir sayfa açıyorum. Size daha kolaylık olsun diye. Bu sayfadan yeni bir beyaz sayfa oluşturuyoruz. Ve burada şekillerimize geliyoruz. Örneğin demin gösterdiğim gibi şöyle bir şeklimiz var. Böyle bir şeklimiz var. Böyle bir şeklimiz var. Böyle bir şeklimiz var. Bunlar örneğin böyle bir şeklimiz var. Örneğin tekrar küçük şekilde var. Şöyle şekillerimiz var. Çevremizde buna benzer çok çeşitli şekillerimiz var. Şimdi bu şekillerimizi buradan silelim bu yaptıklarımızı. Tek tek bunları şimdi isimlendirelim. Matematik Dünyam kitabımızın 96. sayfasını hep beraber açıyoruz. Orada ilk sayfamızda, ben buradan onu size açayım. Evet, Matematik Dünyamız kitabımızın 95. sayfasını açtık. Şimdi burada diyor ki, önce 1, 2, 3, 4 tane şeklimiz var. Bunlara biz geometri şekiller diyoruz. Bu şekillerimizi hep beraber şu anda içlerini yukarıda belirtilen renklere göre boyayalım. Örneğin bunu üçgenimizi kırmızıya boyayalım. Yine gelelim üçgenimizi kırmızıya boyayalım. Buradaki üçgenimizi de kırmızıya boyayalım. Çünkü yukarıda bize üçgenimizi, bu şeklimizi daha doğrusu bu renge boyadık. Şimdi burada tekrar gelelim. Ayarları kapatalım. Ve dairenin burasında bulunan şeklimizi dairelerin rengine göre boyayalım. Sonra gelelim buradaki mavi şeklimizi
mavi şeklimize göre bunları boyayalım. Sonra da yeşil şeklimize göre bunları boyayalım. Bu boyama işlemleri yaptıktan sonra bu şekilleri şöyle tekrar gözümüzde canlandıralım. Bunu, bu yaptıklarımızı şöyle bir silelim. Evet. Şimdi burada şekillerimizin ne olduğunu bir konuşalım. Bakın, kitabımızın 96. sayfasında şöyle bir şeklimiz var. Bu şeklimizin kenarları yani sınırlarına biz kenar diyoruz. Yani şekillerimizi sınırlayan çizgilere biz kenar diyoruz. Biz kenar diyoruz. Kenarı da mavi kalemle yazayım. Kenar diyoruz. Burada çizdiğim şeklimizin 3 tane kenarı var. Bakın 1, 2, 3 tane kenarı var. Ve biz buna şöyle yapayım. Kenarları daha rahat görmemiz açısından. Yine aşağıya aynı şeklini çiziyorum. Daha şeklimize bir isim vermedik. Burada bir de 1, 2 acaba 3 tane ne var diye sorsam hemen sizden şu cevabı söylediğinizi hissediyorum. Köşe öğretmenim diyeceksiniz. Onun için de kenarların birleştiği yerlere kenar diyoruz. Kenar diyoruz. Şimdi bu köşe diyoruz. Şimdi biz bu şekilleri isimlendirmek için önce kenarlarına bakıyoruz. Sonra köşelerine bakıyoruz. Bunlara bir isim veriyoruz. Şimdi bu çizdiğim şekle bir isim verelim. 1, 2, 3 köşesi var. 1, 2, 3 kenarı var. Bunun adı üçgen. Şimdi üçgene kendini anlat dediğimiz zaman üçgen şu cevabı verecek bize. 3 kenarım, 3 köşem var, benim adım üçgen. 3 kenarım var, 3 köşem var, benim adım üçgen. Şimdi tekrar buraya geldiğimizde bu şekli buraya koyduk. Şöyle yapalım, tekrar gelelim burada. Bu sefer değişik bir şeklimize gelelim. Bu şeklimizi de buradaki tanımlara göre isimlendirelim. Bunun kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4 kenarı var. 4 kenarı var. Peki 1, 2, 3, 4 neyi var acaba? Köşesi var. Şimdi buna soralım. 4 köşem var, 4 kenarım var. Ne diyecek? Benim 4 tane köşem var, 4 tane kenarım var. Benim adım dik dörtgen.
benim adım dikdörtgen diyebilecek. Sonra değişik bir şeklimiz daha var. Bunun da 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. Yine 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Şimdi yukarıdaki dikdörtgenin de 4 tane kenarı var, 4 tane köşesi var. Bu da ona benziyor. 4 köşesi, 4 kenarı var. Ama bunun bir özelliği var. Bütün kenarları aynı. Yani eşit. Evet, bu şeklimizin de bütün kenarları eşit ama yukarıdaki şeklimizin ise 4 köşesi var, 4 kenarı var ama kenarları kare gibi birbirine eşit değil. Benim adım kare. Şimdi biz kareyi de gösterdikten sonra geliyoruz. Şöyle bir şeklimiz var. Böyle bir şeklimiz var. Acaba biz bu şeklimize ne diyebiliriz? Köşem yok. Kenarım yok. Hiçbir şeyim yok. Buna biz daire diyoruz. Daire. Bunu biz ileriki sınıflarda daha ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Şimdi demek ki geometrik şekillerimiz kenarlarına ve köşelerine göre isim alıyor demiştik. Burada biraz evvel üçgeni anlattım. Dedim ki üç köşem, üç kenarım var. Buraya geldim. Dikdörtgenin anlatımını yaptım. Dedim ki dört tane köşem, dört tane kenarım var. Burada kareye geldim. Dört tane köşem, dört tane kenarım var ama bütün kenarlarım birbiriyle aynı. Daire ise hiç kenarım yok, hiç köşem yok. Şimdi bunları şöyle aldığımızda Matematik Dünyamız kitabında sayfa 97'de bunu biraz daha büyütsek desem, evet, bunu biraz daha büyütemedik. Evet. Benim demin anlattığım gibi şekillerimizi sınırlayan çizgilere kenar diyoruz. İki kenarın birleşmesine ise köşe diyoruz. Üçgen kendini anlatıyor. Üç kenarım, üç köşem var. Benim adım üçgen. Dikdörtgen kendini anlatıyor. Benim dört kenarım var, dört köşem var. Benim adım dikdörtgen diyor. Buraya geldiğimizde ise kare diyor ki benim dört kenarım, dört köşem var ama bütün kenarları birbiriyle aynı. Şimdi geliyoruz burada. Modellere göre boyayalım. Şimdi bu şeklimize bakıyoruz. Bu şeklimizde acaba kaç tane dikdörtgen var? Hemen şu anda kitaplarımızın önümüzde olduğunu biliyorum. Buraya beraberce kaç tane var şeklini yazıyoruz. Acaba kaç tane şekil var? Bakıyorum dikdörtgen olarak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bunları dikdörtgenler sarıyla boyandığı için biz onu sarı renge boyuyoruz. Sonra kaç tane kare var dediğimizde burada bunu geldik buraya. Bu dikdörtgen
bu kare, bu da üçgenimiz. Bu da üçgenimiz. Evet. Bu sayfamızı yapmanızı şu anda bekliyorum. Ve defterimize veyahut elimizdeki bir boş kağıdımıza hepimiz birer tane üçgen, birer tane dikdörtgen, bir tane daire, bir tane kare çizelim diye bekliyor. Burada biz, demin demiştim ki ben size, bu şekillere biz kenarlarına ve köşelerine göre isim veriyoruz demiştim. Burada şu anda bizim öğrendiğimiz üçgen, kare ve dikdörtgenimiz var. Dairemiz var. Ama diğer şekilleri biz bir dahaki derslerimizde öğreneceğiz. Bakın burada bir şekil var. Bu şekli kenarımıza ve köşemize göre şöyle bir bakalım. Şu an görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 köşesi var. 1, 2, 3, 4, 5 kenarı var. Biz buna rahatlıkla beşgen diyebiliriz. Üçgende de üç köşe vardı, onu da söylemiştik. Şimdi bakın burada, evet. Şimdi ben size burada tekrar demin anlattığımı bir daha tekrarlarcasına geometrik cisimlere geliyorum. Şimdi burada bir yuvarlağımız var. Biz buna çember diyoruz. Şimdi çember kendini şöyle tanıtıyor. Bana çember derler. Unutma, benim hiç köşem, hiç kenarım yok. Bu ise kendini şöyle tanıtıyor. Bana kare derler. Benim dört köşem, dört kenarım var. Ama bütün kenarlarım birbirine eşittir der. Şimdi üçgen ise bana üçgen derler. Benim üç köşem var, üç kenarım var. Dikdörtgen ise bana dikdörtgen derler. Benim dört kenarım, dört köşem var. Burada da bakın kenarın şekli size gösterilmiş. Bu şekilde. Şimdi evimizde bulunan evet, sayfa 97'ye geldik. Bakın burada değişik, demin benim anlattığım şekillerden farklı şekiller var. Biz şimdi bunları acaba burada bulunan bu buzdolabımız neye benziyor? Hemen buraya işaretliyoruz. Neye benziyor? Dikdörtgene benziyor. Koltuğumuz neye benziyor? Dikdörtgene benziyor. Televizyonumuz diyelim, o radyo gibi duruyor. Neye benziyor? Dikdörtgene benziyor. Yine burada bunları birebir işaretleyelim bakalım. Yine onu bekliyorum. Onları işaretledikten sonra aşağıdaki sayfamızda bulunan yine burada robotumuz var. Bu robotumuz içerisinde kaç tane kare var? Kaç tane dikdörtgen var? Kaç tane üçgen var? Onları sayalım ve işaretleyelim. İsterseniz ben sizle beraber bunu saymaya başlayayım. Şimdi bu neydi bunun adı? Dikdörtgen. Evet, dikdörtgen. Bu dikdörtgen, bu daire, bu üçgen ne benzeyen, bu neye benziyor? Kareye benziyor. Bu daireye benziyor. Bu yine kareye benziyor. Bunun alt kısmı kareye, üst kısmı üçgene benziyor. Armut daireye benzeyebilir. Top daireye benziyor. Pil daireye benziyor şeklinde işaretleyebiliriz. Şimdi bu şeklimizde biz sayalım bakalım kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 4, 4 tane kalemiz var. Dördümüzü yazdık. Dikdörtgene baktığımızda kollar 1, öbür kol 2, gövde 3, boyun 4, kulaklar ve gözler 5, 6. 6 tane dikdörtgenimiz var. Üçgenimiz ise
Şöyle baktığımızda bana üçgen, bir şapkamız geliyor, iki ayak kısımlarımız geliyor. Üç tane de bizim üçgenimiz var. Üç tane üçgenimiz var. Bunu şimdi hep beraber yaptığınızı düşünerek diğer sayfaya giriyor. Burada 99. sayfamıza geliyoruz. 99. sayfamızda geometrik örüntülerimiz var. Şimdi örüntü konusu şöyle açıklanabiliyor. Birbirini takip eden, aynı düzende olan, aynı kurala göre giden, aynı kurala göre giden şekiller. Ben şu anda tahtayı da şunu sileyim. Nasılsa bunu gördünüz, anladınız. Şimdi bu burada bakın bir dairem var. Bir üçgenim var. Bir karem var. Şimdi burada bunları diziyoruz. Neymiş? Bir daire, bir üçgen, bir kare. Şimdi örüntünün tanımını şuraya yapalım. Örüntünün tanımını. Şekillerin belli bir sırada ve düzende sıralanmasıdır. Şimdi biz buraya bir daire, bir üçgen, bir kare çizdik. Acaba bundan sonra gelen şekil ne olabilir? Belli sırada, yani daire, üçgen, kare. Üçgen, daire gelir. Sonra üçgen gelir. Sonra kare gelir. Bu şekilde sıralamamız olur. Örneğin tekrar burada bir armut yapalım. Onun yanına bir elma yapalım. Onun yanına bir kare yapalım. Bu bir sıralama. Acaba kareden sonra bundan sonra ne, hangi şekil, hangi şekil gelir sorusuna soru işaretimizle koyduk. Tabii ki armut gelir. Çünkü bir armut, bir elma, bir kare, tekrar bir armut şeklinde olur. Örneğin burada tekrar bir şunu da şöyle alayım. Şunu şöyle alayım. Burada yine bir küçük bir örüntü şeklini beraberce de yapalım. Yine bir tane top, dikdörtgen, üçgen, top. Acaba bu sıralamada buraya hangi şeklimiz gelir dediğimiz zaman bakıyoruz. Bu sıralamanın kuralı neymiş? Bir daire, bir dikdörtgen, bir üçgen, bir daire. Acaba buraya gelen bence dikdörtgendir. Şimdi bu belli bir kurala göre diziliş. Yani daire, dikdörtgen, üçgen, daire, sonra ise dikdörtgen şeklinde sıralanmış. Şimdi burada
Kitabımızın sayfasına baktığımızda bu örüntüleri devam ettirelim diyor. Bakın bir ok, bir ok, bir dik ok, bir yan ok, bir dik ok. Buraya acaba ne gelecek? Bence ki siz de onu gördünüz. Şu okumuz geliyor. Burada ise bakıyoruz. Bir, iki, üç, bir. Buraya da şu şeklimiz gelmiş oluyor. Burada ise bakıyoruz. Dikdörtgen, dikdörtgen, daire, dikdörtgen, dikdörtgen, daire. Yani şuradaki şu işaretimiz oraya gelmiş oluyor. Burada bakıyoruz tekrar. Top, karpuz, kek, top, karpuz, kek, top, karpuz, kek. Kare, üçgen, daire, kare, üçgen, daire. Ya kare, ondan sonra yine üçgen, ondan sonra daire. Burada ise kare, ters üçgen, daire, ters üçgen, kare, daire, ters üçgen, kare. Ondan sonra yine dairemiz geliyor, sonra ters üçgenimiz geliyor, sonra dikdörtgenimiz geliyor. Bu şekilde devamı ediyor. Bir sonraki sayfamıza geldiğimizde bunları temizledik. Evet. Burada 100. sayfa, 100. sayfa size ödev olarak veriliyor. Şu anda ben geometrik şekiller, köşe, kenar ve geometrik örüntüleri anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.